Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevmek, aşka giden yol olan sevgi, yol deryasına bir adım atabilmek. Faniyattan geçip vakiyi bulabilmek. Şifresi şu mısrada olsa mı gerek? Bağlanmayacaksın bir şeye, öyle körü körüne. O olmazsa yaşayamam demeyeceksin. Demeyeceksin işte. Yaşarsın çünkü. Öyle beylik laflar etmeye gerek yok ki. Çok sevmeyeceksin mesela. O daha az severse kırılırsın. Ve zaten genelde o daha az sever seni. Senin onu sevdiğinden. Çok sevmezsen çok acımazsın. Çok sahiplenmeyince çok ait de olmazsın hem. Çalıştığın binayı, masayı, telefonunu, hatta elini ayağını bile çok sahiplenmeyeceksin. Senin değillermiş gibi davranacaksın. Hem hiçbir şeyin olmazsa kaybetmekten de korkmazsın. Onlarsız da yaşayabilirmişsin gibi davranacaksın. Çok eşyan olmayacak mesela evinde. Paldır küldür yürüyebileceksin. İlle de bir şeyleri sahipleneceksen, çatıların gökyüzüyle birleştiği yerleri sahipleneceksin. Gökyüzünü sahipleneceksin. Güneşi, ayı, yıldızları. Mesela kuzey yıldızı senin yıldızın olacak. O benim diyeceksin. Mutlaka sana ait olmasını istiyorsan bir şeylerin, mesela gökkuşağı senin olacak. İlle de bir şeye ait olacaksan, renklere ait olacaksın. Mesela turuncuya ya da pembeye. Ya da cennete ait olacaksın. Çok sahiplenmeden, çok ait olmadan yaşayacaksın. Hem her an avuçlarından kayıp gidecekmiş gibi, hem de hep senin kalacakmış gibi hayat. İlişik yaşayacaksın ucundan tutarak. Sonsuzluğa giderken sonsuzu bulmak için. Faniyattan beka olur mu hiç? Sonsuz aşk için sonlulardan vazgeçeceksin. Sevdiklerin de senden vazgeçilecek bir gün, bunu bileceksin. Senden vazgeçmeyen olan sevgiyi bulacaksın. İlahi sevgiyi bulacaksın. Ama yok yok, dünyada da yaşanmış ilahi kaynaklı aşk hikayeleri de yok değildi. Zaten sevginin kaynağında ilahi aşk olunca dünyadaki yaşanan sevgi de aşka dönüşürdü. Var mısınız? Dünyanın yaşanmış en güzel aşk hikayesini paylaşayım sizlerle. Ne Leyla diyeceğim size, ne de Mecnun. Ferhat, Şirin. Hayır. En güzel aşk hikayesi değil onlar. En güzel aşk hikayesi sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile Hazreti Hatice validemizin aşk hikayesidir. Sanır mısınız ki Leyla ile Mecnun evlenseydi ya da diğerleri, aşkları dillere destan olur, günümüze kadar ulaşırdı? Tabii ki hayır. Belki birkaç sene sonra bitecek diye. Yaşanmadığından, kavuşulamadığından hep bunlar asırlardır dillerde kaldı. Ama siz bir bakın Efendimizle Hatice annemizin aşkına. Yaşanmış hem de uzun yıllar boyu yaşanmış bir aşk. Ve sonsuz hayatta da, ebedi hayatta da devam edecek bir aşk.
Gelin bu aşkla alakalı birkaç portreyi paylaşayım, arz edeyim sizlere. Mekke fethinin ilk günü, o karışıklık, o heyecan esnasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaşlı bir hanımla karşılaşıyorlar. Onun yanına gelmesini önlemek isteyenlere bırakın diyor, gelsin. Sırtından abasını çıkartıp gelmekte olan hanımın altına seriyorlar. Ve birlikte oturup bir saat kadar sohbet ediyorlar. Ayşe annemiz merak ediyor. Sonrasında kimdi o, neler konuşuyordunuz diye soruyor Efendimiz'e. Cevaba bakar mısınız? O, Hatice'min arkadaşıydı. Eski günleri yad ettik. Hatice validemiz vefat etmiş, aradan yıllar geçmiş, vefayı, sevgiyi, özlemi, aşkı görüyor musunuz? Ve hem de o hengamede, dünya tarihini temelinden sarsacak bir fethin gerçekleştiği anda dahi yaşanan özlemi görüyor musunuz? Ve Hatice annemize bir bakın. Yaşı 55. Efendimiz aleyhissalatü vesselam o sıra Nur Dağı'nın tepesindeki Hira mağarasında nübüvvetten ilk vahiyle muhatap olmadan önce ibadette orada. Hatice validemiz Efendimiz istemese de kıyamıyor Efendimiz'e, her gün o en sevgiliye yiyecek taşıyorlar. Her gün gidiyor ve onunla biraz oturuyorlar. Nur Dağı'nın tepesindeki Hira mağarasını bilir misiniz? Gittiniz mi? Bilmiyorum. Yüksektir ve çıkması çok zordur. Dik bir dağdır çünkü. Bugün gençler bile çıkarken ter içinde kalırlar, çok yorulurlar. Yaklaşık 1,5 saat sürer çıkmanız, inmeniz daha keza öyle. Ve gündüz çıkmakta çok zorlanırsınız güneşin sıcağında. Yaşı 55 Hatice annemizin. Ve her gün Habibini görmeye gidiyor. Yine bakınız ki o asil hanıma, yine bakınız ki o aşık hanımefendiye. Efendimizden daha yaşlı olduğu için ona kendisinin üstüne evlenmesini teklif ediyor. Düşünebiliyor musunuz? Onu öylesine seviyor ki sadece onu mutlu edeceğini düşündüğü için evlen diyor. Ama sevgililer, sevgilisi Efendimiz reddediyorlar. Onu incitmek istemiyorlar. Bu sebeple Hatice validemiz hayatta olduğu müddetçe İkinci bir evlilik asla gündemde olmamıştı Allah Resulü Efendimiz için. Hanıma bakın, sevgisine bakın. Yine ilk vahiy geldiğinde ona nasıl destek olduğuna, yüreğini, malını, canını, ruhunu, gönlünü, hayatını nasıl sergilediğine, Allah Resulüne nasıl serdiğine bir bakın. Yine İlk vahiy geldiğinde sevgililer, sevgilisi, sevgilimiz sallallahu aleyhi ve selleme nasıl destek olduğuna bir bakın. Ve Efendimizin yüreğindeki Hatice validemizin yerini düşünün. Çok hadislerde geçer. Yine validemizin vefatından çok uzun yıllar sonra kız kardeşi Hale Efendimizin evine gelir ve kapıyı çalar. Öylesine heyecanlanır ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam kapıya koşar, eli ayağı dolaşır. Ya Resulallah, neden derler? Hatice'nin çalışı bu buyururlar. Sanırım kız kardeşi Hale'dir gelen buyururlar. İşte sevgili dostlar, en güzel aşk hikayesi budur. Yaşanmış ama pörsümemiş, eskimemiş,
yepyeni aşk hikayesi. İlk Müslüman, ilim, rahmet ve aşk medeniyeti mübarek İslam'a ilk iman eden Efendimiz'e, Hazreti Ayşe annemize o kadar aşıktı ki, bulundukları yörede geçerli adetlere meydan okuma pahasına sevdiği erkeği istemiş, ona evlenme teklifinde bulunmuştu. Kadının önemsenmediği, hatta kız çocuklarının utanç sayılarak diri diri toprağa gömüldüğü bir dünyada, hem de evlilik gibi kuralları son derece belirgin, şartları zorlanmış bir konuda, toplumun hışmına uğramaya sebep olurcasına teklifi yapmıştı. Önce ortaklık teklif etmişti. Hazreti Hatice, Resul-i Ekrem'in ticaretle uğraştığını duymuş, onun ticaret işlerinde gösterdiği doğruluğunu ve en güvenilir insan el-emin vasfını öğrenmiş, ona da sermaye teklif etmiş, hatta kabul ettiği takdirde başkalarına verdiği hissenin iki mislini bile vereceğini teklifine eklemişti. Bu suretle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Hazreti Hatice'nin ortakları arasına girmişti. Sevgili Efendimiz, Hazreti Hatice'nin ticaret kervanı ile Suriye'ye ikinci defa gittiği zaman, yanında Hazreti Hatice'nin kölesi Meysere de vardı. Bunu Resul-i Ekrem'e hizmet için Hazreti Hatice vermişti. Araplarla Yunanlılar arasında ticaret mücadelesi merkezi bulunan, Havran'ı da merkezi olan Suriye'nin bir parçası Busra'ya varmışlardı. Mallarını burada satarak geri dönmüşlerdi. Bu ticaret münasebetiyle Hazreti Hatice fazla kâr bile elde etmişti. Ancak bu sefer ile Resul-i Ekrem'in muamelelerindeki namuskârâne hareketleri görmüştü. Faziletini yüreğinde hissetmişti. Beden ve ruh bakımından da insanların en güzeli Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı candan sevdi. Yüksek ahlakına hayran olmuştu. Onunla evlenmeyi içten gelen bir arzuyla istiyordu. Araya Nefise binti Münye gibi vasıtaları koyunca evlenmeleri kararlaştırıldı. Hazreti Hatice'nin babası Ficar savaşlarından önce vefat ettiği için amcası Esedoğlu Amr nikah meclisinde Hazreti Hatice'nin yanında bulundu. Yine Hazreti Hatice'nin amcası oğlu Varak-ı bin Nevfel nikah işlemlerinde bulunmuştu. Nikahı Ebu Talip kıyıyordu. Kureyş'in meşhurları da şahitti. Efendimiz'e peygamberi olduğuna ilk inanan kişi olması, kocasıyla aralarındaki yaş farkını kadın duyarlılığıyla telafi edip hissettirmemesi, peygamber olduğunu söylediğinde kocasını yadırgamayacak, yargılamayacak, düşünmeye bile gerek görmeyecek kadar yakından gözlemlemiş, bir anlamda hayat arkadaşını derinlemesine okumuş olması, Efendimiz'e babalığı tattıran ilk kadın olması, eşine her şart altında çok güvenmesi, Efendimiz'e tüm varlığıyla aşık olması, yıllarca çalışarak kazandığı servetin her kuruşunu İslam'ın geleceği için harcaması, Hazreti Hatice validemizi ayıran baş özelliklerdendi. Nasıl aşıktı ya Rab? Kendisi yaşlı, hafif hastalıkları oluştu. Ama o Arabistan'ın sıcağında kendisi evin kapısında oturuyor. Kendisi, niye oturuyorsunuz? Buyurun geçin, güneşte durmayın, gölgede durun, daha çok fenalaşacaksınız dediklerinde peygamberimizi söylüyor. O şu anda güneş altındadır. O güneş altındayken ben nasıl gölgede bulunabilirim diyor. Onun yaşadıklarını yaşayan, onun çektiklerini çeken bir hanımefendi. İşte bu meziyetlerinden dolayı ona Kübra denildi İslam tarihinde. Hatice-tül Kübra, Büyük Hatice. Ve bu meziyetlerinden dolayı 40 yaşlarında
başından iki evlilik geçmiş bir kadın olmasına rağmen, o tarihlerde 25 yaşlarını süren son peygambere eş olmayı Allah ona hak ettiriyordu. O kadar çok tablo var ki, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile Hazreti Hatice validemiz arasında. Evet, Efendimiz Hazreti Hatice validemizin ardından evlendiği eşlerini de seviyordu. Ama Hazreti Hatice'ye aşıktı. Hazreti Ayşe annemiz anlatıyor. Hatice'yi kıskandığım kadar Resulullah Efendimizin hanımlarından hiçbirini kıskanmadım. Halbuki ben evlendiğimde Hatice'yi hiç görmemiştim. Ama Resulullah Efendimiz onu o kadar çok anardı ki bazen koyun kesip parçalara ayırıp Hatice'nin samimi dostu kadınlara gönderirdi. Bazen de ben kendisine sanki dünyada Hatice'den başka kadın yok demişimdir. O da Hatice şöyle iyiydi, böyle iyiydi, şöyle yapmıştı, böyle yapmıştı derdi. Bazen onun bu sözlerinden benim de kıskançlık damarım tutardı. Mazide kalmış Kureyş'in yaşlı ihtiyar bir kadınının nesini anıyorsun ya Resulallah? Halbuki Allah sana ondan daha iyisini bahşetmiştir dediğimde, öyle deme Hatice için, öyle deme Ayşe demiştir. Onun yeri bambaşka benim için. Söyler misiniz? Resulullah Efendimiz'in şu yaptıkları aşk değil de nedir? Aşk mıdır ki Hatice'yi dağlara Muhammed diye düşüren? Sallallahu aleyhi ve sellem. Aşk mıdır ki Hatice radıyallahu anhayı kadınların en iyisidir dedirten? Aşk mıdır ki Hatice radıyallahu anh'ın dostlarını hatıra unutturmayan? Aşk mıdır ki Hatice'nin halesinin sesine aman Allah'ım, bu çalış Hatice'nin çalışıdır dedirten? Yine Efendimiz Hazreti Hatice'yi yad ettikçe, ona dualar ettikçe rahatladığını Hazreti Ayşe validemiz anlatıyor. Efendimiz ömrü boyunca mübarek eşini hiç unutmamıştı sevgili dostlar. Hatıralarına değer veriyordu. Bedir Savaşı sırasında kızları Zeynep'in eşi Ebu'l-As Müslümanların eline esir düşmüştü. Zeynep radıyallahu anha validemiz kocasını esaretten kurtarmak maksadıyla evlendiği zaman annesi Hazreti Hatice tarafından kendisine hediye edilen gerdanlığı göndermişti. Sevgili eşi Hatice'nin hediyesi olan gerdanlığı gördüğünde çok duygulanmıştı Efendimiz. Gözlerinden yaşlar akmıştı. Eshabıyla görüşüp Ebu'l-As'ı serbest bıraksak, bu gerdanlığı da Zeynep'e iade etsek olur mu diye sormuştu. Eshabı da Efendimizin gözyaşlarına kıyamamış. Tabii ki ya Resulallah demişlerdi. Ve gerdanlığı Zeynep'e geri göndermişlerdi. Hazreti Hatice annemizin hayatı, Allah'ın rızası, ailenin huzuru, dünya ve ahiret saadetinin kazanılması hususunda Müslüman aileler için çok önemli bir örnek aslında. Onun hayat tarzı ve fedakarlığı anasının ölümsüzleşmesinin neticesini verdi. Çünkü Hazreti Hatice Müslümanlar arasında çok sevildi. Arap olan olmayan birçok Müslüman aile kız çocuklarına onun adını vererek sevgilerini gösterdiler. Bugün dahi hala sinelerimize değil mi Resulullah'ın vefasını hiç eksik etmediği annemiz. Sevgili dostlar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bana dünyada kadın sevdirildi sözleri içerisinde gizli çok özel bir hikmet. Ve ancak tesettürüyle, gönlündeki rikkatiyle Hazreti Hatice annemizin, Hazreti Amine annemizin, Hazreti Fatıma annemizin himayesinde bu nadide çiçek yetişmektedir. Düşünebiliyor musunuz sevgili dostlar? Efendimiz alemlerin fahri ebedisi Hazreti Hatice'nin dünyasını değiştiği yıla hüzün yılı adını koymuştu, düşünebiliyor musunuz? Hüzün yılı. Hayatının en acılı anı ne diye Hazreti Ayşe sorduğunda, Taif'te çocuklar ve ayak takımı tarafından taşlatılmasını olduğunu Hazreti Ayşe'ye söylemişti ya Efendimiz. Ama o seneye hüzün yılı dememişti.
Hazreti Hatice'sini kaybettiği yıla İslam tarihinde hüzün yılı Efendimiz dediği için deniliyordu. İnsan ne kadar sevgiye düşerse düşsün, Hatice annemizi onun sırrını anlamadıkça sevgiyi tam manasıyla bulamaz. Hazreti Hatice radıyallahu anha, Fahri Kainat Efendimizin sevgilisi olma şerefini kazandığı an, Cenab-ı Hak bütün laboratuvarlarının en ince detaylarında Hazreti Hatice annemizi bir kez daha analiz ettirmişti sanki. Ayrıca dünya zaman dilimine intikal ettirirken de belli bir süre önce intikal ettirmişti. Dünyanın zaman dilimi içerisinde o müstesna gönlü bir kez daha seyretmek istemişti. Ta ki Fahri Kainat Efendimiz'i görene kadar. Hazreti Hatice validemiz Efendimiz'le evlendikten sonra Efendimiz Şam'a gittiği zaman dama çıkar ve Efendimiz dönene kadar güneşin altında beklermiş ya. Biraz önce Nur Dağı'na çıktığından bahsettik ya, bir noktaya atladım galiba. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hani her gün yiyecek içecek götürüyordu ya, Efendimiz istemediği halde Hazreti Hatice annemiz. Hatta bazen ben burada beklersem rahatsız olur, huzur kaçar diye taşın arkasına saklanırmış Hazreti Hatice annemiz. 3 gün 3 gece su içmeden, yemek yemeden, tıkırtı dahi çıkarmadan beklermiş Efendimiz'i gözünün ucuyla süzerek. İşte aşk budur dostlar. Ciddi aşk budur. Başkalarının uydurma sevdalarına bakıp da aşka leke sürmeyelim. Aşkı öğrenmek isteyen Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile Hazreti Hatice annemizin sırrından öğrensin. Hazreti Hatice annemiz bizi aşka çağırıyor dostlar. Sevgiyi özde saklamaya çağırıyor. Niçin mağaranın arkasındaki taşların arasına saklanıyordu 3 gün 5 gün? Efendimiz'e gözükmüyordu. Çünkü sevgisi için yapıyordu. Kimseye hesap vermeyecek ki, kimseye gösteriş yapmayacak ki. Niçin dünya malını elinin tersiyle itiyor? Çünkü sevgisi gerçek. O sevgi onu yaşatıyor. Hatice annemizin Efendimiz'den 15 yaş büyük olmasına aşk mani değildi. Ama bize bir şey öğretmişti. Sevgiyi, saygıyı ve getirisi olan aşkı. Sevgili dostlar, Hazreti Hatice annemizin özelliklerinden bir tanesi, İslamiyet'in çıkış anı bomba gibi bir hadise olarak yayıldığı andaki fiiliyatıdır. Hazreti Cebrail'in bütün ilahi ceryanları Fahri Kainat Efendimizin etrafında toplanması, bir insan bedeninin tahammül edemeyeceği kadar bir hadise. Bu olay dahil ondan sonra Müslümanlara yapılan işkenceler dahil, Efendimiz'e yapılan hakaretler dahil, bütün bunların karşısında bir insan 12 yıl bir davayı sabırla yürütmesi mümkün değil. Hatta bazı batılılar derler ki, hiçbir insan 12 yıl 100 kişinin inandığı bir davayı ateşler içerisinde yürütmeye tahammül edemez diyorlar. Böylesine toplumsal mevkisi çok yüksek olan, üstelik de peygamber eşi olan bir hanımefendinin bir cariyeye hizmet etmesi ne asil bir davranış. Dikkat edin. Birçok yanlış huylarımızı atamamışızdır. Hangimiz bir lokantaya gittiğimiz zaman oruç tutan bir garsona sen de otur da ben çorbayı getiririm diyebiliriz. Ama Hatice annemiz cariyelere hizmet ederdi. Çünkü onun nazarında asalet imandaydı. Yılların birikimi Arap geleneği onun gözünde sıfırdı. Örf, adet sıfır onun için. İman da her şey. Cariyeler içeri girip oturmak istemezlerdi. Sıkılırlardı. Odaya giremezlerdi. Çünkü alışkın değillerdi. Toplum işlemlere izin vermiyordu. Bahçede dururlardı. Hatice annemiz, madem bahçede oturmak istiyorsunuz, buyurun oturalım der. Minderleri bahçeye getirirdi. Böyle nefis bir gönüle, böyle muhteşem bir ahlaka sahipti İslam ile. Hazreti Hatice annemizin en büyük hikmetlerinden birisi de elbette ki aşkın ne getirdiğinin en büyük sırrı Hazreti Hatice Fatıma validemizin meyvesidir. Hazreti Fatıma'nın çok özel intikali aslında Hazreti Hatice'nin aşk meyvesidir.
gönüllerden çok ince bir şiddetle geçen maddelerden tezahür ediyor. Hazreti Hatice'nin ilahi aşkı ve sevda-i Muhammediye'yi simgeleyen sırlardan gelmiştir Hazreti Fatma. Rabbim Hazreti Hatice'lerin sırrını hanımefendilere, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sırlarını yani aşklarını beyefendilere ihsan etsin de yuvalarımızda Fatımalar, Ümmü Gülsümler, Rukiyeler, İbrahimler, Kasımlar, Hasanlar, Hüseyinler olsun. Çünkü gerçekten de her şey aileden başlıyor. Aşkı aileden başlatırsak toplumların en küçük bireyi, en küçük toplum, milletlerin en küçük toplumu olan aile bu şekilde sağlıklı bir şekilde yetişirse, büyürse yakında toplumlar, milletler ve tüm dünya saadet asrına dönmüş olacaktır. Selam olsun. Aşkı Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve Hazreti Hatice'nin yaşadığı örnek İslam ailesi şeklinde vahiy temelli yaşayabilenlere. Allah merkezli bir hayat yaşamanın yegane ölçüsü, örneği, hududu Hazreti Muhammed'in hayat standartını ve projesini hayatını geçirebilenlere. Nefs Mekke'sinden gönül Medine'sine, benlikten, egoizmden, günahların çekiciliğinden Allah'ın sonsuz aşk deryasına hicret edebilenlere, benlikten geçip bizliğe erebilenlere, ben peygamber değilim, ben evliya değilim, ben yapamam ümitsizliği ve cahilliğini bırakıp neden ben de bir Ebu Bekir Ömer olmayayım ki gayretiyle Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın mana elinden tutup Allah'a hicret edebilenlere, fefirru ilallah ayetince Allah'a kaçabilenlere selam olsun. Selam olsun. Evet sevgili dostlar, bugünkü radyo sohbet programımızda da burada bitirirken Efendimiz ile Hazreti Hatice Validemizin aşkını birkaç portre ile anlatmaya, arz etmeye çalıştım. İdeal örnek, ideal aile örneğini arz etmeye çalıştım. Daha geniş, daha açılımlı paylaşmak mümkün olabilirdi. Ama şu birkaç portreden bile alacağımız hayat veren mesaj, yuvalarımızı kurtarmaya, sallantıya düşmek üzere olan yuvaları diriltmeye, hastalıkları yuvaları iyileştirmeye birebirdir. Gerçekten Hazreti Muhammed olsa erkekler, gerçekten Hazreti Hatice olmaya çalışsa hanımlar, çocuklar Fatıma olacaklar, Hasan, Hüseyin olacaklar. Ne Kerbelalar yaşanacak, ne Cemal Vakkaları, ne Sıffinler, ne dünyada bir hüzün yaşanacak. Buna eminim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatıdır buna şahit olan. 1430 küsur senelik İslam tarihidir buna şahit olan. Milyarlarca senelik dünya tarihidir buna şahit olan. Hazreti Adem ve Hazreti Havva annemiz ile başlayan insanlık tarihi bu sözlerime şahittir dostlar. Filistinleri yaşamamak ve kurtarmak. Çeçenistanları yaşamamak ve kurtarmak. Irakları, Afganistanları, Pakistanları, Keşmirleri yaşamamak ve kurtarmak. İşte bu yuvada yatan apaçık belli bir mana, sır. Ama gizli olan bir sır değil, yanlış anlamasın. Sırdan kastım aşktır. İşte aşk meydanda. Aşk apaçık önümüzde dostlar. Dünyada sonsuz huzur yaşamak için gönderilmedi mi İslam bize? Allah'ın katındaki din olan İslam, dünyada da insanlara cenneti yaşatmak için indirilmedi mi? Bu yüzden Hazreti Adem ile başlayıp Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile kemale erdirilmedi mi? Evet, bunun içindi. Öyleyse şu geçici dünya hayatında da cenneti yaşamak varken neden bu huzursuzluklara koşalım? Dertlere, kederlere koşalım söyler misiniz? Öyleyse Rabbimize dua edelim. Bizleri
bu mübarek aile örneğini erdirsin. Duamızdasınız efendim. Şuradaki köşe oluşur. Buradaki köşede ne var? Peygamber aleyhissalatü vesselam 25 yaşına kadar şurada bulunan Ebu Talip mahallesindeki babasından kendisine miras kalan evde yaşadı. Biliyorsunuz peygamberimizin babası henüz o doğmadan önce vefat etmişti. Neden? Amine ile evlendi. Ticaret için Gazze'ye gidilirdi. Ticaretin dönüşündeyken dedi ki ben dedi işimi gücümü hallederim, iyi bir sermaye hazırlarım, burada bulur, Mekke'de kolay kolay çıkmam diye düşündü. Milahi takdir dönüşte hastalandı. Medine'de Abdülmuttalib'in yani Şeybe'nin akrabaları vardı. Büyük annesi, anneannesi. Yani Peygamber Aleyhisselam'ın büyük büyük babaannesi Medineli sayılabilirdi. Orada dayıları vardı, Neccaroğulları. Onların yanında istirahatı çekildi. Ancak istirahatın orada hak vaki buldu. Peygamberimizin babasının kabri Medine'de. Mescid-i Nebi'nin içinde. Çoğu kişi bunu bilmiyor. Biz gittiğimizde Medine'de onu çekiyoruz, yine çekeceğiz. Peygamberimizin kabri, babasının kabrine. Peygamber Aleyhisselam'ın babası vefat edince dedesi Abdülmuttalip üzerinden peygamberimize miras olarak oradaki ev kaldı. 25 yaşına kadar oradaki evde yaşadı. 25 yaşında Hatice annemiz evlendi mi? Evlendi. Müthiş bir evlilik. Hatice annemiz 3. evlilik, 2. evlilik vefat etmişti. Ama o müthiş evlilik içerisinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la öyle bir huzurlu ve yaşadı ki bugün biz ancak söylemini yerine getirirken bile acaba diyebiliyoruz. Şu bir gerçek. Leyla ile Mecnun evlenseydi hemen boşanırlardı. Ferhat ile Şirin evlenselerdi ikinci gün kavga çıkardı. Söylemdeyken yani çizim aylarındaki işle icraata geçtikten sonraki iş birbirinden farklıdır. Evli olanlar ne demek istediğimi iyi anlarlar. Ancak bir yuva düşünün ki en zor şartlardan en rahat şartlara kadar cennetten bir parça yaşayabilmiş. İşte o evin yaşandığı yer burası. Peygamber aleyhisselam 25 yaşında Hatice ile evleniyor. Hatice annemiz neye göre seçiyor Resulullah'ı? Evet, yakışıklı mı yakışıklı. Sokakta geçtiği zaman herkesin gözü gönlünü atıyor. Babası Abdullah da öyleymiş. Fıtraten hep öyleydiler. Torunları Hasan da Hüseyin de öyleydi. Ancak Hatice'nin Efendimiz'i seçmesindeki temel amaç o değildi. Bu zamanda kozmetik ürünün güzelleştiremeyeceği kadın, kozmetik ürünün güzelleştiremeyeceği adam yok. Demek ki asıl güzellik nerede? Ruhta, ahlakta ve erdemde. Hatice annemiz peygamberimizin ismini duymuştu. O El Emin'di. Şu arka tarafta ne anlatmıştık? Abdullah bin Ebil Hamse'ye söz veriyor. 3 gün boyunca orada bekliyor. Böyle bir Muhammed Aleyhisselam. Şuradan Kabe'ye giderken Kabe'nin 605 miladi yılında Hacı Resved'in konulmasıyla alakalı tartışma olduğunda hakemlik yapacak derece güvenilir bir insan. Kendi çocuklarına tam bulunduğumuz yerde Ahnes bin Şerik'in evi vardı. Şurada Ebu Süfyan'ın evi vardı. Burada Ebu Bekir'in dükkanları vardı. Ebu Cehil'in evleri buradaydı. Bütün bu mahalle gördüğünüz yer Peygamber Aleyhisselam'ın seçkin bir mahallede oturuyor. Ancak Peygamber Aleyhisselam özellikle belli bir dönemden sonra maddi kriz yaşar gibi oldu. Hatice annemizin evliliğinden bir zaman sonra. Evlenmeden önce. Ebu Talip'le beraber yaşıyordu. Ebu Talip de ticaret için, bir kervan için emin birisini arıyordu. Ona da peygamberimizi önerdiler. Dediler ki o da çok emin bir insan. Tanıyorsun. Evet. Kölesi Meysere ile beraber onu ticarete gönderdi. Bir vaktiki ticaret kervanı normalden gelenden kat kat bereketli geldi. Hem işin maneviyatı var hem de Resulullah'ın adaleti var. Yani indire gandı yapmıyor. Hakkaniyet neyse onu yerine getiriyor. Hatice annemiz çağırdı Meysere'yi. Anlat dedi. Bu nasıl oldu? Anlattı. Ben onun kadar dürüst, onun kadar adil. Bak yüz güzelliğe muhteşem. Ahlak güzelliği zirvede. Hatice annemiz vuruldu. Aradan birisini seçti. Dedi ki bir yoklasan dedi. Acaba ne olur ne olmaz düşünür mü? Efendimiz'e geldi. Ey Muhammed her şey yerinde. Evlenme düşünmez misin? Kimi düşünürsün diye sorar. Der ki Hatice'yi düşünmez misin? Hatice düşünür mü ki? Düşünebilir. Sen düşünür müsün diye arayı buldu. Ve sonra bir anda oldu bitti. Evlilik. İşte evlilikte. Maşallah. Burada Hatice annemizle beraber yaşadılar. 25 yaşından Peygamberimiz aleyhisselam. Hatice annemizin 28 yaşında olduğunu söyleyen de var. 40 yaşında olduğunu söyleyen görüş daha çok tercih edilmiş ama 28 yaşında olan görüş de ifade edilir. En nihayetinde burada kaldılar. Kısa kes aydına basıyorsun biliyorsun abi. Yok 40 dedim ben de. Ha, benim bildiğim. genel kabul gören görüş olsa da aynı kaynaklar 28 oldu da yazar. Çok önemli değil. Önemli olan burada müthiş ve mutlu bir yuva yaşamaları. Peygamber aleyhisselam 53 yaşında hicret etmeden 2 yıl önce şurada 3 yıl ambargoya tabi tutuldular Ebu Talip mahallesinde. Hatice annemizin malı, Ebu Bekirlerin malı tükendi bitti.
İşte o esnada tam ambargo bitti. Ambargoyu bitiren şey de Kabe'nin için aslında bir anlaşmaydı. Uzun bir konu. Size kıyamıyorum. Yoksa bir başlayacağım gideceğim de artık bu başka sefer. Hatice annemiz ticaret de yapıyor değil mi aynı zamanda? Abi peygamber ticaret yapıyor. O yüzden bugün tüccar olduğunu iddia edenler ahilik teşkilatının temelini teşkil eden Resulullah'ın ticaret ahlakını öğrenmeler lazım. Evet. Ama öğrenmiyor. Neyi öğreniyor? Yeme tuzla başlamayı öğreniyor. O daha çok kolay. Benim de işime gidiyor. Sabah yani sünnetlemeyi öğreniyor. Ya mesela bana 4444 defa salavat-ı şerif okumak daha çok hoşuma gidiyor. Niye? Çünkü bir bedel yok. Elinde tespih çekiyorsun. Ama benim hayatımda gördüğüm peygamberde o yok. Benim yani şu var peygamberde. Benim hayatımda gördüğüm peygamber komşusu açken tok yatmamayı ön plana çıkarıyor. Yani bana şu kadar salavat getirmeyen benden değildir demiyor. Ama evlenmeyen benden değildir sünnetimi terk ettiği için diyor. Aldatan bizden değildir diyor. Komşusu açken tok yatan bizden değildir diyor. Allah'ın kalbinden merhametini aldığı kişi bizden değildir diyor. Şunlar bizdendir diyor. Güzel ahlak sahibiyle ben böyleyim diyor. Adil hükümdarla beraber mahşer günü ben böyleyim diyor. Güzel iffetli bir kadın onu zinaya çağırdığı zaman Allah'tan korkarım diyen gençle ben böyleyim diyor. Ahlakıyla ön plana çıkanla ben böyleyim diyor. Anne babasını memnun edenle ben böyleyim diyor. Şimdi bunlar tabii benim işime gelmiyor. Niyetimin başını okuyanlar ben. Akşamda tabağı böyle önce doldurayım böyle sonuna kadar. Yalaya yalaya böyle sünnet yapacağım ya kendimce. Hepsini ben yiyeyim. O tabağı paylaşma sünnetini yapmayacağım ben. Çünkü o bedel istiyor. Şimdi kim alacak da peygamber demiş Ahmet bin Hanbel'in müsledinde çorba yapacağınız zaman suyunu fazla katın komşunuza da verin sözünü. Kim duyacak şimdi? Ben doldurayım tabağı böyle açık büfe gibi. Sonuna kadar yiyeyim böyle şişeyim. Sonra yalaya yalaya sünnet yapayım böyle olsun sünnet. Mit. O görmüyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de. Bunu anlatmak işimize gelmiyor. Bedel istiyor. Ha tabii ki bizim şişmemiz ayrı bir şey. Yediğimiz içtiğimiz her şey hormon olduğu için gece gündüz koştursak da bir şey fayda vermiyor. Bunların hepsi kul hakkıdır. Gece gündüz Kabe'yi yapsan, bütün dünyayı doyursan, eğer sen hormon olmak kullanıyorsan, insanların sağlığıyla oynuyorsan, insanların geleceğiyle oynuyorsan, dünyanın dengesini bozuyorsan, Peygamber Muhammed Aleyhisselatü Vesselam vefatına yakın 13 gün kalmış ateşten bayılıyor, ayılıyor, kendine zor geliyor, mescide çıkamıyor. Ey Ebu Bekir sen namaz kıldır diye işaret ediyor. Bir gün çıkıyor ve minbere diyor ki kimin üzerinde hakkı varsa alsın. Kim diyor bunu abi biliyor musun? Yağfıralakallahu ma tekattama min zemmek ve ma tekkar. Allah'ın gelmiş gelecek günahlarını affetti dediği Muhammed Aleyhisselatü Vesselam minbere çıkıyor zaten ayılıp bayıldığı bir anda üzerimde hakkı olan alsın diyor. Ukkaşe bin Mihsan isimli Mekke'den beri iman etmiş sahabe istiyorum hakkımı diyor. Sahabe boğacak belki onu. Hayır karışmayın diye hakkını alsın diyor. Bu peygamber benim hoşuma gitmiyor. Niye? Bedel istiyor. Benim şu hoşuma gidiyor. Dua kitapları var böyle eşi kitaplar. Yayın evden isimleri vermeyeyim. Onun kopyası kırmızı kitaplar var. Birbirlerini kopyalayıp satıyorlar millete. O kitaplarda diyor ki ben şimdi Engin Bey'i dolandırıyorum, kandırıyorum vesaire ya da canını yakıyorum. Sıkıntı değil. Çözüm bizde. Önce benim kitabımdan alıyorsun. Dua kitabımdan. Orada iki rekat tövbe namazı var. Sahihtir. Sıkıntı yok. Ama ilaveten bir şey daha var. İki rekat kul hakkı namazı. Böylece ben Engin Bey'le uğraşmıyorum. Cahit Bey'le uğraşmıyorum. Niye? İki rekat kul hakkı namazını kılıyorum. Ondan sonra huzur içinde tatilime çıkıyorum. Öyle bir şey var mı ya? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yapamadığını ben yapıyorum. O yapamaz, o peygamber. Ben yaparım. Haşa ve kella dediklemek için Resulullah Aleyhisselam'ın şurada yaşadığı mübarek hayatına örnek almamız lazım. İşçilerin, işverenlerin, annelerin, babaların yani hayatımızın her alanında numunedir Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Allah Azze ve Celle onun anasının, babasının, sütannesinin adını sormaktan çok onunla beraber gelen Kur'an'a, Sirac'a, Munir'a, Abcik Nur'a, Sırat-ı Mustakim'e ne kadar tabi olup olmadığımızı bize soracak. Hesabını bundan vereceğiz. İşte o mübarek ev burada yaşandı. Kadınlar Hatice olmayı hedefleyemedi. Adamlar Muhammed Aleyhisselam'ı almayı düşünemedi. Böyle olunca yuvalar dağıldı. Evde kavgalar var. Boşanmalar gittikçe artıyor. Sebebi ise dışarıdayken mutluluk pozları veren evindeyken beni arıyor. Diyor ki hocam şöyle böyle şöyle böyle. Instagram'ına bakıyorum. Canım aşkım bir tanem sevdim bayıldım. Ama beni aradığı zaman evde kıyamet kopuyor. Yani dışarıda sanıyorsun ki mutlu ama içeride kıyamet kopuyor. Sonra da sana gaz veriyor. Engin taş fırın olacaksın, ezeceksin, Cahit şöyle yapacaksın, sesini çıkaracaksın. Yuvaları dağıtmaya devam ediyorlar. Özetle yuvalarımızın kurtuluşu şurada küçük evde. Bakın dikkat ediyor musun? Bak villa değil. Boğaz manzarası yok. Dikkat ettin mi abi? Bak site içerisinde de değil. Burası görmüş olduğun... İşte 2+1 odalı, 2+1'lik bir. 1+1. Evet. 2+1 orada Hatice annemizin evi. Öyle bir ev. 1+1 Medine'deki. Burası 2+1'lik. Bir tane de ekstradan küçük çocuk odasını alsan 3+1'lik minik mütevazi bir ev. Bu evde cennet bahçesini yaşıyor Allah Resulü. Maşallah. Biz sitelerde yaşayanlar, tabii ben yaşamıyorum ama yaşayanlar
imkanları vesaire yüksek olanlar, şartlar arttıkça şükür azaldı, imkanlar çoğaldıkça rehavet arttı. Evlenirken senin efendim imanın, ahlakın, edebin, irfanın nedir, onlar arka planda kaldı. SSK'n var mı, garantin var mı, primin var mı, ek gelirin var mı, evin var mı, araban var mı, bir de anandan babandan ayrı yaşayacağım mı gibi. Tamamen beni affedin, şöyle kız çocukların diri diri gömüldüğü yerden bahsettik, kızları ne görüyorlardı? Alıp satına bir mal görüyorlardı. Bugün birbirlerini alıp satma aşamasına gidiyorlar. Allah'ın emriyle istiyorlar, şeytanın emriyle iş yapıyorlar. Allah'ın emriyle helal yapmaya çalışıyorlar ama şeytanın emriyle israf var. Beşi bir yerde, onu bir yerde, otuz bir yerde, evi olsun, arabası olsun, ücreti olsun, bundan nasıl olsun. Adam beni arıyor, hocam kafayı dinleyeceğim. Niye? Kredilere sokmuş adamı. Kızın tarafı ya da adamın tarafı işte karşılıklı. En nihayetinde mutlu yuva böyle olur, huzurlu yuva böyle olur. Bu yuvalardan Fatımalar yetişir, başka neler yetişir? Bir tanemizin orada göreceğiz. Daha çok şey var, devam edelim. Evet, Cennet-i Mualla kabristanlığı. Burada Hazreti Hatice annemiz başta olmak üzere 2000 kadar sahabenin kabri var. Burası Mekke'nin en eski kabristanlığı. Peygamber aleyhissalatü vesselamın hayatından önce de vefat edenler vardı. Kim gibi? Peygamber aleyhisselamın dedesi Abdülmuttalip gibi. Kim gibi? Onun dedesi onun dedesi Kuzay gibi. Onun dedesi Kilab gibi. Onun dedesi Abdümenaf gibi, yani Kusay'ın oğlu Abdümenaf gibi. Onların mezarları burada, şu parmaklarla çevrili alanın olduğu noktada. Evet, özel çevre alanın olduğu yer. Girer girmez hemen solda bir kubbecin olduğu yer var. Hazreti Hatice annemizin kabrinin orası olduğu görüşü tercih edilir ve o kabul edilir. Hazreti Hatice annemizin kabri özellikle Mekke'nin Hulefai Raşidinden sonra talan edildiği saldırıların olduğu dönemlerde maalesef sırlanmış. Sonradan keşif yoluyla aşağı Ebu Ayyub el-Ensari'nin kabrinin keşfi gibi o şekilde bulunmuş. Hemen yan tarafında aynı hazirenin içerisinde ise Peygamber aleyhisselam 7 çocuğu vardı. Onlardan 6 tanesini hayatındayken defnetti. Çok ağır imkan. O 7 çocuğunun 6 tanesi Hatice annemizdendi. 7 çocuğundan 6'sını defnetti. Hazreti Fatıma hariç. Mekke'deyken özellikle ilk olan oğlu Kasım'dı. Vefat etmişti. Sonra Zeynep, sonra Mügülsüm, sonra Rukiye, sonra Fatıma, sonra Abdullah da olmuştu. Abdullah da vefat edince sadece kızlar kaldı. Mekkeli müşrikler kızlara nasıl bakıyorlardı? Utanacak, böyle iğrenç, yük basit bir şey görüyorlardı. O yüzden ona ne dediler? Ebter. Soyu kesildi. Onlara göre soy kızdan değil, erkekten geliyordu. O yüzden onlar ebter dediler. Allah da ayetini dedi. Herkesin bildiği. İnna atayna kalikavtlar. Fasalli rabbika varhar inne şaneke velabdar. Biz sana ne verdik? Rabbinin şanı için Kevser havzını verdik. Mahşerin en büyük makamını verdik. Öyleyse şükür için sen namaz kıl, kurban kes ve sana soyu kesik diyenlerin kendilerinin soyu kesilecektir diyor. Evet, şu anda peygamberin soyu hala devam ediyor bizim Fatıma üzerinden. Ama evet, hala cahillik devam ediyor. Peygamberin soyunu elinde tutan şecereler var. Babadan devam ediyor. Peygamberin kızından devam ediyor Fatıma annemizden. Ama hala da bu cahillik bir şekilde hayatı kapsamış olabiliyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam Hatice'yi çok sever. Hatice annemiz radıyallahu anh'la da onu çok severdi. Karşılıklı sevgi, bir tarafın abartık, bir tarafın eksikliği değil. Karşılıklı bir muhabbet söz konusuydu. Allah Resulü bunu arka tarafta bulunan ta ilerideki Nur Dağı'nın tepesine çıktığı zaman Hatice annemiz onun yanına çıkardı, erzak getirirdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da onun geldiğini gördüğü zamanlarda inler onu aşağıda karşılardı. Hani kumanda nerede, havlu nerede, bu nerede, kadın bu nerede bir adam gibi birbirini inciten, birbirini kıran ve döken bir yuvanın olmadığını görüyoruz Peygamber Aleyhisselam'ın hayatında. O mağaranın olduğu yere çıktığı zaman evinin damında güneş altında bekleyen bir Hatice'yi görüyoruz. Neden böyle yaptığını sorduklarında Efendisi'nin güneşin altında bulunduğunu, o yüzden o sıcaktayken nasıl soğuk bir su içeceğini ve gölgede bulunacağını anlatan bir Hatice'yi görüyoruz. Hasreten Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatındaki en ağır imtihanlardan birisidir ona göre. Senetül hüzün dersi seyirciler. Hüzün senesi, Hatice'sini kaybettiği sene için. Mekke'nin fethi için buraya geldiğinde Raya Mescidi'nin olduğu yere sancağı dikip orduyu planladığında o gece çadırını nerede kurdurmuştur bilir misiniz? Peygamber aleyhisselam evinde bir anda heyecanlanır, der ki herhalde bu Hatice'nin kardeşi Hale'dir der. Nasıl bir zarafet, nasıl bir iffet var ki, nasıl bir edep, muhteşemlik var ki asalet. Kapıya vuruşları bile onlara münhasır. Böyle bir şey var mı? Şimdi bağıran kesin bizimkidir.
bu çağıran kesin bizimkidir mantalitesinin olduğu bir yuvadan ne bekleyebilirsin ki? Peygamber aleyhisselam Mekke'nin fethine giriyor, müşrikleri toplamış ve entüm tülaka, hepiniz serbestsiniz diyor. Sonra Safa Tepesi'ne çıkıyor. Çok ilginç, o Safa Tepesi gizli gizli İslam'ı anlattığı yerdi. Aradan yıllar geçti, şimdi gizli gizli İslam'ı anlatmasına sebebiyet verenler tıpış tıpış o Safa Tepesi'ne gelip biat etmek zorunda kalmışlardı. Oradayken Peygamber aleyhisselam birisi geldi, ridasını çıkardı, yere serdi, üzerinde ağırladı. Kimdi bu diye sorunca Ayşe annemiz, bu Hatice'nin akrabasıydı, onu yad etti. O şiddetli, heyecanlı hararetli Mekke'nin fethi gününde bile. Ayşe annemize o kadar çok Hatice'den bahsetti ki, Efendimiz Aleyhisselam'ın 13 evliliği vardır, bir tanesi Hatice ile yaptı. Medine'ye geçtikten sonra 10 yıl içerisinde yaptığı evlilikler vardır. Siyasidir, kültüreldir, toplumsaldır, şehvetle alakalı değildir. Öyle bir şey olsaydı Peygamber Aleyhisselam Mekke'de daha fazla yapabilirdi, evlilik sınırı olmadığı bir dönemde. Nübüvvetin sorumluluğu, devlet planının sorumluluğu vesaire hala da devam eder akrabalar arasında aile ilişkileri için. O dönemde ülkeler arasında bağları böyle kurmaya çalışırlar idi. Peygamber aleyhisselatü vesselam o kadar çok Hatice'sine anar ki Ayşe der ki ölüp gitmiş bir kadın hakkında artık yeter der. Yani Allah sana daha gencini ver diye getirince gözleri dolar Allah Resulü'nün, kısa kesmeye çalışıyorum. Der ki herkes beni terk edip reddettiğinde bana iman etti. Malıyla canıyla yanında oldu. Çocuklarımın da evladı diye onun ön plana koyar. İşte Muhammed Aleyhisselam olunca erler, Hatice olunca hanımlar, yuvalar imar edilir. O yuvalardan olur biliyor musun abi? Müşrikler seni öldürmeye çalışır. Fasıklar sana plan yapar. Herkes üzerine çullanır. Ama evden içeri bir girersin, Hatice'yi gördüğün bütün sıkıntı girer. Sana cennet olur. Ya ne diyorlar? Evlilik ya zindandır hayat boyu ya da saraydır. O yüzden Allah Resulü'nün tavsiyesine uymak lazım. Niçin evleneceksin? Güzelliği için mi? Malı için mi? Soyu için mi? Dini için mi? Sen diyor dini için olanla evlen. Geri kalan hepsi değişir çünkü. Evet, Hazreti Hatice annemizi ve burada bulunan 2000 kadar sahabeyi Kemal Edeb ve Selam her birini aramışlarım. Bir Abdullah bin Şüveyr ayrı, efendim şey, Ebu Talib ayrı, bir sürü kişi var burada anlatabileceğimiz. Tarkusa'ya kadar gidebiliriz bu inşaatı için. Ama vaktiniz az, hiç gelmemektense az gelmek iyidir. Selam verelim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü ya Allah'ın kubur. Esselamu aleyküm ya Allah'ın mutluluk. Hatice'tir kubra. Cezakallah feyre annehtir ve cüze. Allahümme rıza annuhum ve fa'a derecatahum ve akrımmuş. Sevabahum ve akrım. Allahümme rıza annuhum ve fa'a derecatahum ve akrım makamahum ve akrım sevabahum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve aleyküm. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.